Ferda, anlat bakalım, mesele neymiş, kimmiş bu adam? Adam çok iyi biri Serpil abla. Böyle bir fırsat geçmez bir daha elime. Çok mu zenginmiş bu adam? Ya bilmiyorum ki. Zengin işte. Başımdan kötü bir evlilik geçtiğini de biliyor. Ama bebeğimi söyleyemedim ona. İyi yaptın, iyi. Kim alır çocuklu kadını bu zamanda? Gel bakalım. Serpil abla, bu sır ikimizin arasında. Bu bebeğin benim olduğunu kimse öğrenmemeli. Vallahi bilmem ki. Zor iş bu dediğin. Biliyorum, senden istediğim çok büyük bir iyilik. Ama mecbur olmasam asla yapmam. Benim de hayatım güllük gülistanlık değil be kızım, gördüğün gibi işte. Bak, eğer bakmayı kabul edersen her ay düzenli olarak para yatıracağım hesabına. Söz. Ferda, mamasıydı, beziydi, sütüydü. Vallahi çok para tutar bunlar. Biliyorsun işte, ona göre. Biliyorum ablacığım. Ona göre yollayacağım paranı. Ah Ferda, ah. Seni sevmesem hiç girmem böyle işlere ama. Başka hiçbir şey yok. Ama ilk fırsatta para yollayacağım. Numaram var sende. Ama acil bir şey olmazsa arama, olur mu? Thank you.
Ve yolunda kesersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim, yavrucağım. Niçin niçin beni üzersin? Sevdiceğim, yavrucağım. Niçin niçin beni Serpil. Ne olacak bizim bu halimiz? Aa, ne varmış halimizde be? Aman. Bir koca bulamadık ki şöyle hali vakti yerinde. Öyle koca bulmak için bakımlı olmak lazım kızım. Millet güzellik salonlarından çıkmıyor. Doğru söylüyorsun valla. Çok mu pahalıdır böyle yerler? E pahalıdır tabii. Ama değer. Kız, baksana şu halimize. Vallahi bizi bir kere de adam edemezler. Söyleyeyim ben sana. İki ekmek al, yazdır. Hadi. Ah, senin işin de iş vallahi. Annesinin gönderdiği parayla geçin, kızı da köle gibi kullan. Hasreti. Merhaba. Merhaba. Kek yaptım. İstersen gel, birlikte yersiniz. Ne dersin? Tamam. Hadi. Saçları da ne kadar güzelmiş benim kızımın, yumuşacık. Prensesim benim. Annesinin meleği. Çok güzel oldun kızım. Çok tatlısın sen. Çok güzel oldu saçların. Birazdan kek yiyeceğiz, tamam mı? Hadi kızım. Dikkat et.
Limonlu kek sever misin? Neler yaptın bakalım bugün okulda? Resim yaptık. Öğretmenin çok benimkisini beğendi. Aferin benim kızıma. Aferin canım. Sen ne zaman başlayacaksın okula? Bilmem. Annem bir şey demedi. O senden ne değil akıllım. Annen seni bırakıp kaçmış. Merve saçmalama. Sen bakma ona kızım. Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? İsimlerini tekrar geçelim. Marmara, Karadeniz, Ege. Aferin benim kızıma. Bakalım kim gelmiş? Bırak, benim o. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Baba gelmiş. Aa, canım babacığım. Benim. Kızım benim, bir tanem. Çok özledim seni. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Bugün ne yaptın anlat bakayım. Anlatacak mısın? Dinleyeyim mi? Peki oyun oynadınız mı bugün? Oynadık babacığım. Gittin mi okula? Evet. Dersler nasıl geçti? Hadi Asrı. Annen seni merak eder. Yarın yine gelirsin. Benim akıllı kızım. Cici kızım. Okuldaki arkadaşlarınla aran nasıl? İyi. İyi, güzel. Ay, resmen kış geldi anacığım. Koca yaz geçti. Biz bir tatil bile yapamadık. Neyle çıkacağız? Kızın anası 8 yıldır aynı parayı yolluyor. Gönderdiği para faturalara bile yetmiyor. Aç telefonu konuş. Mecbur yollayacak istediğin parayı. Seninki de laf yani Müge. Aradım herhalde. Kapattırmış telefonlarını. Çok uğraştım ama bulamadım izini. Kız Serpil, tümden kesmesin gönderdiği parayı. O zaman ben de kızını sokağa atarım. Aynı şey. Hele bir de bana anne anne demiyor mu? Ay vallahi sinirlerim bozuluyor. Doğru söylüyorsun vallahi. Bir gün dayanamayacağım. Alacağım karşıma. Ben senin anan değilim. Anan olacak kadın seni benim başıma bıraktı gitti diyeceğim. O olacak. Of. Hasret. 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 Nerede kaldın kız sen? Hasret. Hasret gel buraya. Çıldırtacak bu kız beni. Ne oldu kız? Kız söylesene ne oldu?
Ne yapıyorsun burada? Hiç. Eve gidiyoruz. Hadi. Git veya bir başka adam. Geç içeri, geç. Ha? Buldun mu kızını? Geç olmuş. Artık büyüdün. Aklın her şeye eriyor. Sana bazı şeyleri anlatmanın zamanı geldi. Ben senin annen değilim. Annenin bir arkadaşıyım. Sen daha el kadar bebekken annen seni bana teslim etti. Yani sen bana emanetsin. Annem ne zaman gelecek peki? Ne bileyim ben. Yıllardır ne arıyor ne soruyor. Bıraktı seni başıma. Zengin kocasıyla gününü gün ediyor. Beni yanlış anlıyorsun Ferda. Seninle çok mutluyum ama bir çocuğumuz olsun istiyorum. Bir çocuğumuz olursa çok daha mutlu olacağız. Hayatım. Bir çocuğumuzun olmasını ben de istiyorum. Ama Allah ne zaman nasip ederse. Artık bir doktora gitsek diyorum. Nasıl istersen. Allah rahatlık versin. Arama olur mu?
Baksana şuna. Şşş, küçük hanım. Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Gel, gel. Korkma, korkma. Neden dışarıdasın? Annen baban yok mu senin? Yoksa evden mi kaçtın sen? Annemi arıyorum ben. Hasret, kızım yesene elindekileri. Bak bakalım kayıp çocuk bir liram var mı? Baş üstüne. Canım, öyle çok korktum ki. Canım yavrum. Çok sağ olun. Öyle korktum ki aklım çıktı bilemezsiniz. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Hadi yavrum, hadi evimize gidiyoruz. Bir dakika, gidiyoruz. Bir dakika. Kimsin sen? Kızım, bu kadın senin annen mi? Hayır, o benim annem değil. Kimsin sen ya? Neyin peşindesin? Ben kızın bakıcısıyım, annesi bana emanet etti. Annesi nerede peki? Haberi yok mu kızın kaybolduğundan? Hayır yok. Telaşlanır diye haber vermedim. Ben kıza yatılı bakıyorum kendi evimde. Ver telefon numarasını. Çağıralım gelsin alsın kızını. Otur kızım. Hay Allah. Telaştan telefonu evde bırakmışım. Ezberimde de yok numarası. Adını söyleyin biz buluruz. Ferda Yılmazer. Buldum. Ver numarayı. 0552 627 32 88. 32 88. 0552 620. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kızım, vakıf toplantısı nasıl geçti? Çok iyi geçti. Kimsesiz çocuklar yararına bir kermes düzenleyeceğiz. Ay yenge, çok güzelmiş. Eğer benim de yardım edebileceğim bir şey olursa mutlaka bana da haber ver, olur mu? İzninizle. Tamam. Sen ne düşünüyorsun vakıf hakkında? Ne güzel böyle faaliyetlerin içinde olmak. Çocukların ihtiyacı var. Doğru kızım. Alo. Ben karakoldan arıyorum. Dün gece bir kız çocuğu bulundu. Adı Hasret. Siz annesi misiniz? Evet. Kim? Önemli değil hayatım, vakıftan. Burada bir hanım var, bakıcısıyım diyor ama... Ya en iyisi kendiniz gelin teslim alın kızınızı. Ben gelemem. Yani şehir dışındayım. Yetişemem. Bakıcısına verelim o zaman. Lütfen. Kızı alıp gidebilirsiniz. Ben size demiştim. Annem neden gelmedi? Annen rahatını bozmak istemedi de ondan gelmedi canım. Telefon edelim gelsin beni alsın. Bana bak. Bir çarparım görürsün. Lan kör şey. Kim baktı sana bu yaşa kadar? Yürü. Canım, kötü bir haber mi var? Yok, önemli bir şey değil hayatım. Vakıfta ufak bir sorun çıkmış. Canım sıkıldı. Olur böyle şeyler. Canını sıkma. Size afiyet olsun. Ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Hayırlı işler yavrum.
Hadi kızım, yemeğini ye. Cevap vermezsen bu kadın daha çok sinirlenir. Bittim ben. Bittim. Bu kadın artık beni rahat bırakmaz. Evi de bulur. Haluk'un iş yerini de bulur. Ne yapacağım ben şimdi? Sakin olmalıyım. Onunla konuşmalıyım. Uzun zaman oldu. Yüz yüze görüşelim abla. Nasıl istersen. Tamam abla. Zaten bu telefonda halledebileceğimiz bir mesele değil. Biz 2 saat sonra Beylerbeyi'nde buluşalım. Çıkarken ben sana haber vereceğim. Ama lütfen abla, sen beni arama. Olur mu? Bırak elindeki işi. Gel benimle. Giy bunu üstüne. Sallanma hadi. Saçların da senin gibi inatçı. Bana bak, sakın üstünü kirletme, yoksa külahları değişiriz. Şurada bekleyin hadi. Bir çay alabilir miyim? 5 tane. İyi görünüyorsun. Bir de bana bak. Paranın gözü kör olsun. İçim derdi, insanı böyle yaşlandırıyor işte. 8 yıldır 3 kuruşa çocuk bakıyorum sayende. Abla nerede o? Bana bir kahve, orta olsun. Tabii efendim. Serpil abla, polisler sokakta bulunmuş dedi. Nerede? İyi mi o? Hı? Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Sağ ol abla.
Gönderdiğim para pul oldu Ferda. Doğru düzgün zam da yapmadın. Kaç kere aradım konuşayım diye. Telefonun kapalı. Olur olmaz zamanlarda arıyorsun Serpil abla. Yani biliyorsun kocam bilmiyor durumu. Bilmez tabii. Karşısına çıkmadım ki. Demedim ki karının bir çocuğu var, kandırıyor seni. Hiç başın ağrımadı senin. Çocuğun var mı yok mu anlamadım. Peki ya ben? Gençliğim çürüdü çocuğunu büyüteceğim diye. Ne yapabilirim senin için Serpil abla? Zararım çok Ferda. Bin pişman ettin iyilik yaptım diye. Eğer kızını çok sevmesem 3 günde bırakmıştım bir cami önüne. Ama kalp işte. İçim el vermedi. Ne istiyorsun Serpil abla? Ne isteyeceğim kardeşim? Para istiyorum tabii ki, para. Bunu bugün bozdurabilirsin. Gel senin kızınla tanıştırayım. Bundan böyle anasıyla kalacağını öğrenince çok sevinecek herhalde. Ne diyorsun sen Serpil abla? Ne yaparım kızı, nereye götürürüm, ne derim? Orası senin bileceğin iş canım. Yeter artık. Daha fazla bakamam ben. Serpil abla gözünü seveyim yapma. Lütfen bakmaya devam et. Bak daha fazla para gönderirim sana. Daha fazla. Vallahi benim hiç itimadım kalmadı. Hiç kimseye güvenim de kalmadı. Hele senin sözünü. Bu kez peşin öderim. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gel. Çatlatma adamı kız. Söylesene ne oldu? Neler olmadı ki? Senin bu arkadaşın var ya. Dahi canım dahi. Verdi mi parayı? Herhalde canım. Şüphen mi vardı? Bendensin bugün. Ünlülerin gittiği güzellik salonu var ya, oraya gidiyoruz. Ay gerçekten mi? Gerçekten. Ay, şuraya bak kız. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle baştan aşağı bakım yaptıracağız. Evet evet, baştan aşağı. Buyurun lütfen. Gel kız. Hemen sizi uzman bir arkadaşımı yönlendiriyorum. Emre Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Dikilme başımıza, git otur şöyle. Ne yapalım efendim? Şöyle havalı bir şeyler istiyorum. Hani bakım falan yapıyorsunuz ya, ondan da yapın. Thank you.
Gelelim kız buraya. Tamam mı? Ödemeyi nasıl yapacaksınız efendim? Nakit. 400 lira. Yine bekleriz. Geliriz. Al. Şunu da al. İyi günler. İyi günler. Bırak uyusun. Hadi gidelim. Anne. Gel benim güzel kızım. Hadi gidelim. Hasret! Hasret! Canım kızım benim. Ne yaptınız bugün okulda bakalım? Önce oyun oynadık. Sonra da resim yaptık. Aferin sana. Hadi çıkıyorum ben. Kapatmadan önce bütün odaları temizlemeyi unutmayın, tamam mı? Tamam efendim, iyi akşamlar. Annesi içeride mi? Bilmiyorum efendim. Aa, bu çocuğun ne işi var burada? İçeride kimse kalmadı ki. Uyandıralım mı efendim? Kıyamadım ki şimdi. Baksanıza ne güzel uyuyor. Canım. Hadi uyan hayatım. Tamam, tamam, korkma tatlım, korkma. Sen buraya annenle mi geldin? Annem bilmiyorum ben. Aa, akşam üzeri buraya iki kadın geldi. Bakım yaptırdılar. Bu çocuk onların yanındaydı. Tanıyor musunuz kadınları? Hayır, daha önce hiç gelmediler. Peki ödemeyi nasıl yaptılar? Kredi kartıyla mı ödediler? Hayır Tülay Hanım, nakit ödediler. Yani iki tane kadın buraya geliyor, yanlarında çocuklar. Sonra bakım yaptırıyorlar ve çocuğu burada unutup gidiyorlar, öyle mi? Yani öyle görünüyor. Çocuğu karakola götürelim bence. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Doğru söylüyorsun. Tatlım, hiç merak etme, tamam mı? Şimdi polise gideceğiz. Polis amcalar senin anneni hemen bulacaklar. Hayır, istemiyorum. Neden? Çünkü beni Serpil'e verecekler. Serpil kim? Sen buraya Serpil'le mi geldin? İnsan hiç koskoca çocuğu unutur gider mi? Kızlar, bence bu çocuk terk edildi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Ferda. Ne oluyor? Neyin var canım? İyi misin? Canım, Ferda, ne oluyor? Hay Allah, ne oldu böyle birdenbire? İyiyim, tansiyonum düştü herhalde. Yengeciğim, uzan istersen şöyle. Hadi kalk, bir şeyler ye, kendine gelirsin. Gel kızım. Gel hayatım. Gel. Gel, otur canım. Bak, bu küçük hanımına da hasret. Tülay'la salonda karşılaşmışlar. Yanında kimse yokmuş. Tülay da bu akşam bize misafir olarak getirdi. Tuhaf göründüğünü biliyorum ama ne yapacağımı bilemedim. Hasret annesini tanımıyor. Serpil diye bir kadınla yaşıyormuş ama anladığım kadarıyla kadını pek sevmiyor. Ben durumu tam anlayana kadar bir şey yapmak istemedim. Vah yavrum benim. Yemeğini beğendin mi evladım? Hadi ye benim çocuğum. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen o çatalla yemeğini yiyemiyorsun galiba. İstersen bununla ye. Al canım. Şu Serpil denilen kadınla konuşmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Yoksa olayın iç yüzünü hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Serpil'in soyadını biliyor musun canım? Bilmiyorum. Peki evinin adresini biliyor musun? Nerede oturuyorsunuz canım? Olaylar açığa kavuşuncaya kadar çocuk burada bizimle birlikte kalsa olur mu? Olur. Korkma canım, korkma. Korkma hayatım, bir şey yok. Canım niye böyle korktun? Allah Allah. Tamam, tamam canım, yok bir şey. Tamam canım, tamam. Tamam. Şişt. Hadi pijamalarını giydirelim. Gel bakalım. Anne. Ne kadar çocuğun yaşadıklarını düşünebiliyor musun Ferda? Anası babası kim bilir nerede? Umurlarında bile değil. Hangi anne evladını böyle gaddar bir kadının yanına bırakıp gidebilir ki? Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Belki de cahildi. Belki de neler olabileceğini düşünemedi. Ne demek düşünemedi? Anne baba evladı için canını verir. Yani çocuğun için yaşarsın. Kendini düşünmezsin. Çocuk oyuncağı değil bu. Belki de anası babası hayatta değil. Başka türlüsünü aklım almıyor zaten. Yok.
Bugün gidip çocuğun üstüne giyecek bir şeyler al Tülay. Hı hı. Üstündekilerle kaldı yavrucak. Tamam. Okuldan da geri kalacak. Kaç yaşındasın Hasret? 8. Kaça gidiyorsun? Hasretciğim cevap versene, kaça gidiyorsun? Daha başlamadım ben. Ne? Serpil seni okula göndermedi mi? Seneye gidersin dedi. Şu başlığı okuyabilir misin? Canavar ruhlu kadın. Çocuğu okula bile göndermemiş. Allah Allah. Böyle insanlar var ya. Aklım almıyor. Ferda canım. Hay Allah. Çok etkileniyor böyle şeylerden. Ne de olsa kadın. Henüz çocuğu olmasa da her kadının ruhunda biraz annelik vardır. Böyle dönem. Ne yaptın? Onun en iyi sen. Ona göre daha. Hasret, bak ne diyeceğim. Var mısın bugün seninle gezelim? Tiyatroya gideriz. İstersen Luna Park'a bile gideriz. Ne dersin? Bakıyorum işe asıyorsun bugün. Evet, bugün kendime izin verdim. Bugünü Hasret'le geçireceğim. Hadi. İyi yaptılar. Bir başkomiser arkadaşım var. Bugün onu ziyarete gideceğim. Meseleyi anlatacağım. Şu Serpil denen kadını bulacağız. Bu kıza yaptıklarının da yapmadıklarının da hesabını tek tek soracağım ondan. Hadi bakalım inşallah. Sen merak etme anacığım. Böyle insanlar da var ama insanlık daha önemli. Çok doğru. Her şey ortaya çıkacak. Komiser arkadaşım. Her şeyi öğrenecekler. Tamam. Hasret'in benim kızım olduğunu öğrenecekler. Ne yapacağım şimdi? Sen hiç merak etme anacığım.
Bu çok güzelmiş. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abiciğim. Hoş geldin hayatım. Saat çok geç olmuş. Hadi bakalım doğru yatağa. İyi geceler. Size güzel bir haberim var. Serpil denen kadını bulmuşlar. Yarın sorguya alıyorlar. Seni. Çok mutlu olacağız. Hem Bakrına parka da götüreceğim. Çok uzaklara. Birlikte çok eğleneceğiz. İstemiyorum. Geri götür beni. İstemiyorum seni. Ama bak çok uzak bir yere gideceğiz seninle. Çok güzel bir yer orası. Hiçbir şey anlamıyorum abi. Gece gece neden Hasret'i alıp kaçmış ki? Bilmiyorum Tülay. Ben de bir anlam veremiyorum. Epeydir zaten bir tuhaftı. Dalıp dalıp gidiyordu. Ameliyat iyi geçti. Birazdan odaya alacağız. Sağ olun doktor bey. Çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Ah.
Hemşire Hanım, durumu nasıl? Hala anestezinin etkisi altında. Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Hasret. Benim suçum. Hasret. Bırakma beni. Kızım. Yorma kendini. Yorma. Hasret. Benim suçum. Ben yaptım. Seni ben terk ettim. Hasret. Bebeğim. Kızım. Seni ben terk ettim hasret. Sen? Bebeğim. Hasret. Kızım. Ne oldu canım? İyi misin? İyiyim. Tansiyonum düştü herhalde. Daha başlamadım ben. Ne? Serpil seni okula göndermedi mi? Ferda canım. Bebeğim. Hasret. Nasıl bir anne böyle gaddar bir kadına çocuğunu bırakıp gidebilir ki? Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Belki de cahildi. Belki de neler olabileceğini düşünemedi. Abi? Oğlum. Abi ne oldu? Evladım ne oldu? Ah canım. Serpil mi? Evet, içeride. Görebilir miyim? Ama içeri giremezsin. Lütfen, rica ediyorum. Kurallara aykırı. Lütfen. Peki, geç. Beyefendi, siz de kimsiniz? Hasret'in annesinin adı ne? Çabuk söyle. Bana bak, konuşmazsan hayatım boyunca seninle uğraşırım. En ağır cezaları alman için elimden geleni yaparım. Konuş. Ferda diye bir kadın. Çocuğu başıma attı gitti. Zengin bir adamla evlenmek için yaptı her şeyi. Ben iyi baktım o çocuğa, hem de çok iyi baktım. Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Gerçekten iyi baktım o çocuğa. Ya.
Hanımefendi, yatağınıza dönün. Yengecim, hadi, hadi. Hanımefendi, yavrum, lütfen. Bak, lütfen. Evladım, kızım, sakin ol. Kızım, yengecim, hadi. Evladım, yavrum, senin kızın yok, yavrum. Var, benim kızım var. Senin kızın yok, yavrum. Ferdacığım, yok, yavrum. Yengecim, kızım nerede? Sakin ol hanımefendi, lütfen. Kızım nerede? Lütfen, yok, kızım nerede? Var, yavrum. Kızım nerede benim? Sakin ol, lütfen yavrum, sakin ol. Var, benim kızım var. Yok, var. Yok yavrum, yok yavrum. Var, benim kızım var, ne olur. Kızım var benim, kızım var. Kızım var. Ne olur verin onu bana. Ferda teyze. Götürür müsünüz? Hadi gel canım. Çok büyük. Ben kızımı terk ettim. Hemen boşanma davası açabilirsin. Senin için en iyisi. Kaç yaşındasın? 8. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Sen benim annem misin gerçekten? Evet bebeğim. Annenim. Gel oyun odasına gidelim.
için çok öfkeliyim. Ama Hasret annesine kavuştuğu için mutluyum da. Kafam çok karışık Ferda. Annemin ve Tülay'ın seni affetmesi mümkün. Benim de affetmem mümkün. Ama Allah affeder mi orasını bilemem. Bu çocuğun seni affetmesi, inan çok zor olacak. İşin zor Ferda. Umarım başarırsın. Sağ ol. Daha doğrusu umarım başarırız. İşimiz çok zor. Allah yardımcımız olsun. Sen çok iyi birisin. Geceleri odamda ağlardı. O da uyurdu. Anneler çocukları ağlarken uyumaz. Yaşadıklarını unutmanı asla bekleyemem senden. Ben de ne pişmanlığımı ne de utancımı asla unutmayacağım. Senin de kalbin acıyor mu? Çok. Çok acıyor. Ne zaman geçecek bu? Zamanla bir tanem. Zamanla. Zaman bize iyi gelecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti bakalım gününüz? Resim dersinden yıldız aldım. Öyle mi? Aferin benim akıllı kızıma. Öğretmeni ondan çok memnun. Müthiş bir başarı gösterdi diyor. Aferin sana. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Dur bakalım. Sana bir sürprizimiz var. Sürpriz mi? Gel. Gel, gel. Bugün senin doğum günün. Bu benim ilk doğum günüm. Hadi üfle o zaman bunları. Canım yavrum, nice, sağlıklı, mutlu yaşlara inşallah. 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 Ne oldu ki şimdi? Ama neden? Bunu sahibine geri vereceğim. Artık ihtiyacım kalmadı benim. Bir fotoğraf çekelim mi? Hadi.